Merhabalar sevgili Kartallı çocuklar. Ben Cumhuriyet 2 Kreşi'nden Merve öğretmen. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Dersimize başlamadan önce spor yapalım mı? Kendimizi daha dinç hissederiz. Hadi bakalım. Hazırsak başlıyoruz. Benle birlikte aynı hareketleri yapabilirsiniz. İlk önce burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Evet, şimdi ellerimizi öne doğru uzatıyoruz. Aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa yapıyoruz. Şimdi eller yukarı, aynı hareketi yapıyoruz. Aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa. Şimdi boynumuzu bir sağa, bir sola çeviriyoruz. Sağ, sol. Sağ, sol. Şimdi ise öne ve arkaya, öne, arkaya, öne, arkaya, öne, arkaya. Harikasınız. Kendimizi daha dinç hissediyoruz değil mi çocuklar? Hadi o zaman. Şimdi dersimize geçebiliriz. Bugün sizlerle çocuklar Türkçe dil sanat etkinliği dersi yapacağız. İlk önce sizinle saat adlı parmak oyunu oynayacağız. Ardından tırtıl isimli sanat etkinliği dersimizi yapacağız. Hadi bakalım. İlk önce parmak oyunumuzla başlayalım. Kolumdaki saat tık 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 diye ses çıkartır. Masamdaki saat tik tok tik tok tik tok diye ses çıkartır. Duvardaki saat ding dong ding dong ding dong diye ses çıkartır. Meydanlardaki saat don 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 diye öter. Benim için zaman hep mutlu geçer. Harikasınız. Hadi bakalım. Şimdi de tırtıl etkinliğine geçelim. İlk önce sizinle birazcık sohbet edelim çocuklar. Tırtılın nasıl bir hayvan olduğunu biliyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Bence biliyorsunuz. Herkes mutlaka çevresinde ya da dışarıda gezerken ormanda yaprakların üstünde tırtıl görmüştür. Tırtıl peki hangi renk oluyordu? Yeşil. Evet, tırtıllar yeşil renk oluyor. Uzun bir gövdeleri oluyor. Ve ağaç yapraklarının üstünde yaşarlar çocuklar. Peki tırtıllar neler yer biliyor musunuz? Annelerinin yumurtladığı ağacın yapraklarını yiyerek besleniyorlar. Tırtıllar kelebek olma zamanları geldiği zaman ise pupa adlı bir kozanın içine giriyorlar. Bu kozanın içinde birkaç gün kaldıktan sonra kelebek oluyorlar. Evet çocuklar, şimdi sizinle tırtıl resmi boyayalım mı? Herkes ailesinden yardım alarak benim gibi tırtıl resmi çizebilir çocuklar. Bakın gövdesinde yuvarlaklar var. Siz de annenizden, babanızdan yardım alarak benim gibi bir tane böyle bir resim çizebilirsiniz. Daha sonra bunu sulu boyayla boyuyorum çocuklar. Sulu boyamı açıyorum. Siz de benimle birlikte aynı anda yapabilirsiniz. Tırtıl hangi renk oluyordu? Yeşil, değil mi? Yeşil renk oluyordu. Yeşil rengimi sürüyorum ve yuvarlakların içini yeşil renkte boyuyorum. Peki çocuklar, tırtıl gördüğünüz zaman ne kadar uzun bir gövdesi olduğunu da fark ettiniz mi? Bence fark etmişsinizdir. Bir de onların iki tane antenleri var kafasında, değil mi? Evet. Daha sonra bu tırtıllar zamanı geldiği zaman çok şirin kelebekler oluyor çocuklar. Dışarıda gördüğümüz kelebekler aslında bir tırtıldır. Onlar belirli zamana geldiği zaman değişiyorlar ve çok güzel kelebek oluyorlar. Evet çocuklar, ben sulu boyayla boyadım. Şimdi ise tırtılımın üzerine şeker boyası dökeceğim. Bakın, birazcık birazcık şekerlerimi döküyorum. Ve şeker boyası yapmış oluyoruz.
Evet. Benim resmim bitti. Ben bu resmimi odama asacağım çocuklar. Daha önce sizlerle birlikte bir sürü faaliyetler yaptık. Bunu da benim gibi odanıza asabilirsiniz çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki videoda tekrardan sizinle görüşeceğiz çocuklar. Şimdilik evde kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.